Yeniden tekrardan merhaba. Uzun bir aranın ardından tekrar video çekiyorum. Çünkü oğlum çok hastaydı. Hatta yani Instagram'da bile 7. ayına girdiğimizin fotoğraflarını bile paylaşamadım. O kadar boşlattım, olmadı. O kadar hastaydı ki yani ses kıtlık bile ilk defa böyle kötü bir hastalık geçiriyorum. Oğlum öksürmeye başlarken biz doktora gittik. Menenjit aşıları için eczaneden almıştım o ilaçları. Doktora gittik. Doktor o ilaçları yaptı. Yan etkisinde olacağını söylemişti. Ben öksürüyor dedim. Deniz akıntısı var mı diye sordu. Yoktu o zamanlar. Yok dedim. Ama ondan sonra zaten o aşının da bir diş çıkarıyor. Üçüncü dişini. Onların verdiği peş peşe bir şekilde hasta oldu. Yani hatta öyle ki yani burun akıntısı, deniz akıntısı, balgam çıkarmak, öksürmek, uyuyamamak falan. Oğlum çok hastaydı. Hasta olduğu için biz çok uğraştık. Sesimi sekten kısılmıştı. Sonra ben tekrar doktora götürdüm acile. Bir de ona ayrı tam para verdim acil doktoruna. O bir şeyler verdi ilaçlar falan. Onları şimdi uygulayacağım. Ama yeni yeni kendisine geliyor. Ben de internetten baktım. 6 aylık bebeğe ıhlamur verilir mi? 7 aylık bebeğe yani konuşuyor. Verilir yazıyor. 3 kaşıktan fazla verilmez diye. Ona mı kaynatı geçirdik? Şimdi iyi. Birazcık daha iyi. İştah falan hepten kapanmıştı. Yani bir şeyler yemek istemiyordu. Hep sürekli memede olmak istiyordu falan. Neyse geldik 7. ayımızı böyle bitirdik. Yani 7. ayımız gerçekten böyle bitmiş oldu. Ve ben o da çok hasta diye böyle yeni geldi. Nazal neydi? Oğlum da çok hasta olunca ben de bundan bir ders çıkardım. Zaten daha önceden bir buhar makinesi istiyordum. Hamileliğinde almadılar alışveriş yaparken. Ne gerek var dediler hatta. Neyse ben de önümüz kış ve zaten çocuk sürekli hasta olur. Ben de zaten astım hastasıyım. Böyle küçük minik cepli nazal şey var. Nebulizatör denilen şu hava şeyleri var ya onlar var işte. Onlardan zor bela aldım. Şimdi geldi. Onu açacağım sizinle. Ben bu ürünü şeyde çok görüyorum. Hiç fakat gerek yok. Instagram'da çok görüyordum. Hani kullanan annelerden çok memnun olanlardan görmüşüm birkaç kere. Ve aynı zamanda hani yorumlarına da baktım. Bu ürünün yorumları da çok güzel. Böyle faturasıyla gelmiş. Okey. Yorumları da çok güzeldi, iyiydi. Yani herkes çok memnun kalmış. Alayım dedim. Yanımda bulunsun. Benim bir arkadaşım daha var. Onun bir çocuğu hasta oldu. İzliyorsan çok büyük geçmiş olsun. Hastalık geçmem çok zor bir şey. Yani onlar doktora gitmiş her gecenin bir köründe ve şey hani şu havadan vermişler. Zaten ciğerleri yumuşatmak için hava vermek gerekiyor. Buhar vermek gerekiyor daha doğrusu. Serum fizyolojik uygulamak gerekiyor ama benim oğlum burnuma hiç dokundurtmuyor. Hani genizini temizleyeyim istiyorum. Hiç müsaade etmiyor. Çok ağlıyor. En azından bununla onun bu ciğerlerini yumuşatabilirim. Gece uyurken de kullanabilirim. Zaten sessiz çalışıyor. En büyük özelliği, en sevilen özelliği buymuş. Yani benim okuduğum kadarıyla. Bakalım gerçekten de öyle mi? Bugün başka bir video çekecektim. Ama bu da gelmişken kutu açılım videosu çekeyim istedim. Onu da yayınlarım. Ben çok memnun kaldım. Birazcık parayı kıymak gerekiyor aslında böyle konularda. Daha uygunları var ama onlar çok ses çıkarıyor yani kablolu falan. Bu elde taşımalık hani cebinize bile atabilirsiniz. Hatta çok memnun kalırsam benim bir tane işte kayınpederim var. Zaten onunla sadece aramıyor. Yani sağ olsun geçen de ziyaretimize geldi. Torununu görmeye. O çok akciğer hastası işte nefes almakta zorluk çekiyor. 2 adım atsa hemen yoruluyor tıkanıyor. Eğer oğlum da memnun kalırsam onu da alırız. Yani. Eşime attım ben bunu. Eşime dedim bunu almak zorundasın dedim. Şu an para yoksa da alacaksın, varsa da alacaksın. Bir şekilde para bul, al dedim. Hani başka şeylere para harcamayabiliyorsun. Mesaj attım ona. Madem öyle dedim. Oğlun için de bir şeyler yap artık ya. Hani bir de bana diyor ki bu çok pahalı. E tamam da yani sağlık sonuçta. Söz konusu olan şey sağlık. Şimdi açtık. Bu Direct Nexus'un direkt neyse.
Nebulüs türü. İçinde şurada gözüküyordur. Yani parlak diye göremiyorsunuz. Şarj kablosu, kullanım kılavuzu, taşıma çantası, yetişkin maskesi, çocuk maskesi ve ağızlıkla birlikte geliyor. Oğlum, ne yapıyorsun? Anneannesi oğlumu getirdi de kırmızı yani. Neyse. Şimdi o inşallah kablayı çekmez. Biraz onu alacağım. Şöyle açıyorum. Bizim de projeksiyon bu kadar. Oğlum yapma. Anneannesi oğlumu emzirsin diye getirdi. Emzireyim diye. Karnı acıkmış. O da şu an tekme atıp kameramı kapattığı için. Ha gene geliyor. Azıcık öteye oyna. Azıcık ötede oyna. Birazdan onu alacağım. Oğlu anneannesi torununu getirdi de o da şimdi ayakla kapattı. Tekmeledi. Neyse kaldığım yerden devam edelim. Ne zaman da görürsünüz zaten. İşin içi şöyle. Bizim de projeksiyon bu kadar ya. Anca böyle olur. Yapacak bir şey yok. İşinden çıkarabilirsem. Aa, bu arada bu ürün sponsorlu falan değil. Anneyseniz, çocuğunuz varsa ya da astım hastasıysanız ya da hiçbir sıkıntınız yoksa bile bence kuru havalar için özellikle kış ayları için çok ideal bir ürün olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir cihazı çıkıyor kendisinden. Bir şeye düştü. Mesela çok önemli değil. Ben bunlara bakacağım zaten. Gene düştüm. Umarım önemli bir şey değildir. Şanşı. Şöyle bir şey çıktı içinden. Oğlum ya. Lütfen aç. Kullanım kılavuzları çıkıyor. Uyarılar mı uyarılar işte onlar. Bakalım ne çıkacak başka. Düşen düşeni. Oy. Aşkım ya. Hadi gel. Sakın kulağımı dökme tamam mı anneciğim? Ay gözler kaşındı. Aman. Ay yiyeyim mi yiyeyim mi? Mima bebek oldum ben de. Merhaba ablalar. Aşkı yakınlaştırıyorum. Merhaba ablalar. Merhaba. Merhaba ablalar. Merhaba ablalar. Ben 7 aylık oldum. 7 aylık oldum. 7 aylık oldum. 7 aylık oldum. Bizim oğlumuz çok iyi umut demeyimiz 7 aylık oldu. 7 aylık oldu. Hala biz diş budayı yapmadık. Şu an şu üstlere de geliyor. Yani toplam 4 tane dişiyle diş buda yapacağız biz. Ama hala destekle oturamıyor. Yani desteksiz oturamıyor pardon yani söyledim. 1-2 dakika önce sonra giriliyor. Neyse vitamin takviyelerine başladık. O zamandan beri de daha iyiyiz. 8. ayında tekrardan yani Kasım ayında bir kan tahlili tekrar vereceğiz. Ama bu rutin kontrol için vereceğiz kan tahlilini. Biz erken yaptırdık hani rahatsızlığımız için. Şimdi iyi gidiyoruz. Biz vitaminlerimizi yaptırdıktan sonra birazcık güzeldik. Gelişim basamaklarında birazcık geriden geliyor yani şey oturma konusunda. Bir emekleme gibi bir şeyi yok, niyeti yok. Sadece yuvarlana dönüyor, dört dönüyor, dolanıyor. 7 aylık bebek. Yani tecrübelerimden anlatmam gerekirse. En güzel dönemler ya. 4. aydan sonra zaten o kadar tatlı oluyorlar ki 5. ay o kadar şirin geçti 6-7. Yani büyüdü çay büyüyor ya o kadar şirin yok ki böyle yoklanıyor noktanız kızım geliyor yoklanıyor noktanız kızım geliyor şişmiş hep dedik ki yeni yeni geldi güzel bir sesi falan ama şu saçlar hiç uzamıyor ya Allah aşkına bana bir şey söyleyin bu saçlar ne zaman uzayacak acaba kullandığım şampuanımı mı değiştirsem bunun alakalı mıdır acaba bilmiyorum ki bu ne ya bu ayak büyük mü ya şöyle şöyle sorbunu şöyle tutup yukarı yukarı çekmekten bak. Ayağına patik dayanmıyor. Ne zaman patik giydirsek çıkarıyor falan. O yüzden o şu an yanında değil. Nasıl gösterdim. Bebekten patik aldım. Şu çorap şeklinde patik olunca onları çıkarmak zor oluyor. Onları çıkarmıyorlar. Hini. Ben böyle seviyorum. Benim oğlum bir de şey. Hani bazı bebeklerin canı tatlı da böyle dokunsan bile ağlar ya. Bunun o yüzden ağlamıyor.
ağlamadığı için de, kendisini savunmadığı için de ben burada istediğim gibi sevebiliyorum. Sınırlarını çizmedi çünkü. Böyle yapıyorum, böyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Aşırıyorum, öpüyorum. Nereye gidiyorsun? Oh, ağzıma su yaktı. Böyle sevinir ya. Bebekler böyle sevinir. Hadi kızlar narin olur da erkek bebekler böyle sevinir. Böyle sevinir. Nereden bak geri bak geri bak geri bak geri bak. Şu an kilomuz 8300, 8350 idi. Ve boyumuz 72 santim. Kilo alımımız ve boy uzamamız yavaşladı normal haliyle, doğal haliyle. Zaten bir yaş tam oluyor. 9-12 ay giydiriyorum. Ama şu üstündekini anneannesi almış. 18 aylık, bayağı da büyük. Bir de kalıbından da göre değişiyor kıyafetler. Birazcık özlesinler, özlesinler, özlesinler. Şimdi gülemesinler ya, bir şey olmayacak. Ne? Ne var ya? Şimdi sevemeyeceksem niye doğurdum? Şimdi ısıramayacaksam niye doğurdum? Niye? Şey yapıyor bazen. Umut, hani odanın ışığını kapatıyoruz, elini lambaya götürüyor. Onları da öğrendi ama şu normalde 7 aylık bir bebeğin şunu yapması gerekiyor, bak. Şunu şunu. Arkadaş, ama bu yapmıyor. Yap yana. Sen 7 aylık bir bebeksin. Yap. Ne yediriyoruz? Onlardan da bahsedeceğim. Ek gıdaya geçtik. Bir şeyler yediriyorum. Anlatayım bir. Oh, yarasın. Ama daha çok emziriyorum. Çok iştahlı. Çünkü her şeyin, her bulduğunu yer ama midesi çok küçük olduğu için sürekli vermiyorum. Şey vermeye başladım. Sulandırıyorum. Pekmezi sulandırıp içiriyorum ama. Sonra ne yapıyorum? Başka bir şey yapmıyorum. Yemek, hani pankek, ondan sonra muhallebiler, o tarz yemekler yapıyordum. Yoğurt, meyveli yoğurtlar yapıyordum. Yakında şey alacağım, kuzumuzu, onlardan da yapacağım. Yakından mı şimdi değil. Hadi bacı bacı. Biraz öyle koruyor. Oyun hamuru musun sen ya? Sen stres hamuru musun? Kinetik kum musun? Nesin bu ne bu ne? Ay. Oğlum bu el için canım alıyor. Bu ne tatlı bir el. Bu ne tatlı bir el. Oh. Bu el için canıma verdim. Canıma verdim. Elin gitmiş. Elin gitmiş. Elin gitmiş. Elin nerede? Elin nerede? Oğlum unutma. Unutma, elin nerede? Elin nerede? Neyse. Bizden şimdilik bu kadar. Oğlum huzursuzlandı. Bana onu emzireceğim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Mutluman.